Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bayramın birinci gününde kaldığımız yerden üçüncü videoyla devam ediyoruz. İdari hukukunun yedinci videosu. Fakat bugünün üçüncü videosu. Diğer videoları izlemediyseniz mutlaka bir göz atın diyorum. Arkadaşlar geldik yerinden yönetimlere. Bakın bunların hocam alt dalları ayrıca inceleyeceğim biraz sonra. Biraz sonra değil, bu videoya yetişmez. Yani ayrıca bunların ne olduğunu, il genel idaresinin ne olduğunu, ilçe genel idaresinin, bölge yönetimlerinin özellikleri, valinin, kaymakamın görevleri vesaire, bunlara değineceğiz ayrıntılı bir şekilde. Fakat benim sizden istediğim olay şu yapıyı bir öğrenin. Tamam? Şu yapıyı bir öğrenin. Yani size devlet teşkilatı dendiğinde aklınızda pat iki ışık yanacak. Diyeceksin kardeşim, merkezden yönetim, yerinden yönetim. Tamam? Sonra yerinden yönetim deyince aklına diyecek ki yerel yerinden yönetim. En kötü belediyeler aklına gelsin. Sonra hizmetsel kuruluşlar, üniversiteler aklına gelsin. Eğitimde hizmet sunuyor bize. Sonra merkezi yönetim dendiğinde aklına bir başkent Ankara'dan yapılan yönetim, bir diğer de Taşra'dan yapılan yönetim. Taşra deyince en azından aklına vali kaymakam gelsin. Vali kaymakam Taşra teşkilatı içerisinde yer alır. Başkent teşkilatı içerisinde yer almaz. Ama bunların hepsi merkezi yönetim teşkilatı içerisinde yer alır. Tamam mı? Yani aşağıdakilerden hangisi Taşra teşkilatı altında yer almaz şeklinde bir soru geldiğinde gelmiş ha. Birçok KPSS sınavında gelmiş. Ne koymuş şıklara? Ya il encümenini koymuş, ya belediyeyi koymuş veya da getirmiş buradan bir tane bakanlığı koymuş. Bakanlık başkent teşkilatında yer alır. Taşra teşkilatında yer almaz. Tamam. Şimdi işte merkez yönetimini bitirdik. Geldik yerinden yönetimlere. Bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idari teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idari hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesine yerinden yönetim kuruluşları denir. Sözünüzü şu. Sen belediyeye bir özellik veriyorsun. Üniversiteye bir özellik veriyorsun. Diyorsun ki kardeşim git sen yerinden yönetim. Tamam mı? Yerinden yönetimde yer al. Git yerinde yönet ve hizmeti yerinde ver. Tamam? Mantık bu. Hizmetsel kuruluşlar hizmet ile sınırlı. Üniversite. En barizde üniversite. Eğitim hizmetiyle sınırlı. Her yere yani tüm sadece eğitim hizmetiyle bir sınırlı çerçeve çizilmiş. Eğitim hizmetini veriyor. Yerinden yönetimler ise hizmette sınır yok. Belediyede mesela. Altyapı, çöp, ışıklandırma, su, elektrik vesaire vesaire. Hizmette sınır yok. Fakat ne? Coğrafi bir sınır var. İşte bu yüzden yerinden yönetimi, görüyorsunuz değil mi? Yerinden yönetimi, yerel yönetimler, yerinden yönetimi, yerel yerinden yönetimler, hizmet yerinden yönetimler olarak ikiye ayırıyorum. Hizmet yerinden yönetimlerde sınır hizmet sınırı. Coğrafi bir sınır yok. Yerel yerinden yönetimlerde ise hizmette bir sınır yok. Coğrafi bir sınırlama var. Ankara Belediyesi hizmette sınır tanımaz. Fakat bölgede sınır tanır. Ankara'ya hizmet eder. YÖK eğitim üzerine bir hizmet verir. Hizmette bir sınır vardır. Fakat hizmeti verdiği yerde, ilde, ilçede sınır yoktur. Tüm ülkeye hizmeti sunar. Anlaşıldı mı? Yani hizmetsel kuruluşları hizmet bakımından sınırlama söz konusuyken, coğrafi bakımından bir sınırlama söz konusu değilken, yerel yerinde yönetimlerde coğrafi olarak bir sınırlama söz konusu, fakat hizmet çeşitliliği fazladır. Hizmette sınır yoktur. Anlaşıldı mı? Eğer sen bu ayrımı öğrendiysen gerisi hikaye. Gerisini doldurursun zaten. Tamam? Devam. Yerel idareler ve hizmet kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır. Yerinden yönetim kuruluşları kendine ait tüzel kişilikleri vardır. Özerk yapıdadırlar. Kendine ait bir yapı
İşte kamulaştırma etkileri vardır. Kendine ait bir bütçesi vardır. Kendine ait bir personel yapısı vardır. Tamam? Yerel yönetimler belli bir yörede oturanlar, o yörede oturdukları için ortaya çıkan ortak ihtiyaçları karşılamak amacıyla tanınan bir özelliği ifade eder. Devam. Yerel yönetimler il özel idaresi, belediye ve köy idaresi olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 tane. Bak tekrar söylüyorum. Yerel yerinden yönetimler, tamam mı? Yerel yerinden yönetimler 3 tane. İl özel idaresi, belediye, köy. Geç. Yerel yönetimlerin organları kural olarak hizmet gördükleri yörenin seçmenleri tarafından belirlenir. Bakın buraya dikkat edelim demişiz. Neden? Bak işte kitap, benim o kitaba vurgu yaptığım yerde burası. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Sınavlarda özellikle bunların seçimle gelip gelmediğini soruyorlar. İleride atama ile gelen idarecilerle karıştırmamak gerekir. Tamam? Yani bazı yöneticiler atamayla, vali, kaymakam, bazı yöneticiler seçimle. Belediye, belediye başkanı, belediye meclisi. Tamam? Bunlar neyle gelir? Halkın seçimiyle gelir. Fakat belediye encümeni, il encümeni seçimle gelmez. İşte bunu soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir diyor. Şıklara koymuş il encümeni. Tamam? Ayrıntılara değineceğim. Ben de kalın. Devam ediyorum. İl özel idaresinin başı validir. Devam ediyoruz. Belediye idaresinin başında seçimle iş başına gelen belediye başkanı yer alır ve belediyenin en yüksek asli karar organı belediye meclisidir. Bunlar arkadaşlar not olarak okuyorum şu anda. Ayrıntıları akılda kalacak yöntemlerle ilerleyen videolarda ayrıntılara girdiğimizde göreceğiz. Hizmetsel kuruluşlar teknik bilgi, uzmanlık gerektiren hizmetleri tüm ülkede yerine getiren merkez teşkilatlarının ayrı tüzel kişiliklerine sahiptir. Yani şunu demek istiyoruz. Hizmetsel kuruluşların da ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Yerel yerinden yönetimlerin de ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişiliği olması şunu gösterir. Ayrıca bir kamu tüzel kişiliği başlığı adı altında bir not hazırladım. Onu da anlatacağım. Yani ayrı bir bütçelerin olması, özerk yapıda olmaları, kamu harcalıkları, kamu üstünlüklerinin söz konusu olması bunların kamu tüzel kişiliğinin olduğunun bir göstergesidir. Tamam? Kamu tüzel kişiliği olursa merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altında değil, idari vesayet denetimi altındadır. Tekrar söylüyorum. Yerinden yönetim birimlerinin kamu tüzel kişiliği olduğundan dolayı merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altında değil, idari vesayet denetimi altındadır. Devam. Bakın, hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organları seçmenlerin iradesiyle değil, atama usulüyle iş başına gelirler. Yerel yönetim. Hizmetsel yönetim ayrı bir mal varlıkları ve bütçeleri vardır. Kamu tüzel kişilikleri vardır. Kişi topluluklarıdır. Mal topluluklarıdır. Tamam. Neden mal toplulukları? Çünkü bir hizmetle ilgili bir görev özellikleri vardır. Yani hizmeti yapmak için bunlara araç ve gereç temini sağlanmış. O yüzden mal topluluğu. Tamam. Bunlar kişi topluluğu. Devam ediyorum. Karar organları yerel yerinden yönetimlerin karar organları seçimle göreve gelirken hizmet yerinden yönetim karar organları neyle geliyor arkadaşlar? Atama usulüyle görev başına gelir. O zaman senin karşına aşağıdakilerden hangisinin atama usulüyle veya seçim yoluyla göreve gelmiştir dendiğinde aklına şu gelecek. Kardeşim, bu verilen şahısın koltuğu hizmet yerinden yönetimlere yönetimde bulunan bir koltuk mu yoksa yerel yerinden yönetimde bulunan bir koltuk mu? Tamam. Bunu öncelikle bir oturtturmak gerekiyor. Arkadaşlar biz kitapta ara ara nerede olduğumuzun notlarını düşüyoruz. Bakın burada ne demişiz? Arkadaşlar idare hukuku geniş bir konu. Adım adım ilerliyoruz. Bak kitap içerisinde seninle konuşacağım. Diyorum ki bu ayrımları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Sadece bu bilgiler bile bazen soru yaptıracaktır. Geçmiş yıllardaki sorularda hizmet yerinden yönetimlerin kişi topluluğu olarak verilmişti. Ama ne topluluğu? Mal topluluğu. Çoğu sorularda ise bunların tüzel kişilerin olup olmadığı sorgulanmıştır. Emin adımlarla ilerliyoruz. Haydi devam edelim. Nasıl? Devam edelim. Yerel yönetimin yararları. Yerel yönetimler, yerel ihtiyaçları ve taleplere duyarlı yatırımlar yapılır. Nereye
köy nereye yol yapmam lazım? Nereye elektriği getirmem lazım? Bak burada konut sayısı arttı. Ben buraya güzel bir yol yapayım gibi. İşte bu yolda çok trafik kazası söz konusu. Buraya bir kavşak yapayım. Buraya bir ışıklandırma söz konusu yapayım. Ne oldu? Yerel ihtiyaçlara ve taleplere duyarlı yatırımlar söz konusu olur. Devam. Yerel sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler üretir. Kim? Yerel yönetimler. Çünkü adam kendi bulunduğu yerde bir hizmet söz konusu olduğunda Ankara bilmez ki Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin şu sokağında hangi hizmete ihtiyaç var. Tamam mı? Veya Urfa'nın işte ne mahallesiydi ya? Unuttum. Neyse. Urfa'nın şu ilçesinin işte şu sokağında hangi ihtiyaç söz konusu? Bunu Ankara bilmez. Bunu kim daha iyi bilir? Yerel yönetimler iyi bilir ve sorunları görür, daha hızlı çözüm üretir. Yerel yöneticiler daha duyarlıdır. Neden daha duyarlı? Çünkü bir sonraki seçimleri kaybedebilir. Seçim de başa gelip seçim de gidiyor. Devam. Demokrasinin yerleşmesini sağlar. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır. Kayırmacılığı engeller. Yerel demokrasinin yerleşmesinde halkın yönetimi sahiplenmesini sağlar. Devam edelim. Yerel yönetimin neyi? Zararları. Daha doğrusu sakıncaları demek de daha doğru arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Zararları demeyelim. Sakıncaları. Tamam. Ulusal birlik ve bütünlüğün bozulmasına neden olabilir. Yerel düzeyde yetkin ve deneyimli eleman bulma zorunluluğu yaşanır. Mali kaynakların ülke çapında dengesiz dağılmasına sebep olur. Bir belediye başkanı bir ili şahlandırırken diğer belediye başkanı bir ili hiç hizmet yapmayarak geride bırakabilir. Aynı kaynak ona da veriliyordur. Fakat bir belediye başkanı daha etkin kullanmıştır. Bir belediye başkanı o kaynakta israf etmiştir. Kötü de kullanmıştır. Ne oldu? Yerel yönetimlerde yani illerin kalkınmışlık seviyesinde dengesizlik söz konusu olabilir. Kamu hizmetleri aynı standartlarda olmayabilir. Biraz önce dediğim şey. Mali denetim zorlaşır diyorum. Şimdi arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün bayram birinci günü. Bugüne 3 günlük video yeterli. Artık bayramlaşma vakti. Siz bu videoları izlerken bayramın ikinci günü olabilir. Arkadaşlar tekrar bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Aman ha aman Türkiye Cumhuriyeti'nin idari teşkilat yapısını lütfen 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 unutmayın. En azından ikiye ayrıldığını, sonra tekrar ikiye ayrıldığını bilin. Ayrıntıları zaten ben o kadar ayrıntıya değineceğim ki bu şema aklınızda oturacak. O kadar videolar içerisinde alıp koyup geri çıkartacağım. Alıp koyup böyle geri çıkartacağım ki artık bu sistem kesinlikle oturacak. Tamam. Oturmadan idare hukuku boş. Öğrenemeyiz. Yani ben belediye meclisini anlatırken, belediye meclisinin görev ve yetkilerinden bahsederken, belediye meclisinin işte kamulaştırmayı kim yapar gibi konulara değinirken, sen belediye meclisinin yerel yönetimler içerisinde yer aldığını bilmezsen, yerel yönetimlerin yerinden yönetimler içerisinde yer aldığını bilmezsen, istediğin kadar belediye meclisini bil, boş. Sen köyü ilçe genel idaresi içerisinde yer almadığını bilmezsen, taşra teşkilatı bak taşra köy diyorum taşra teşkilatı diyorum. Tamam? Sen köyün taşra teşkilatı içerisinde yer almadığını bilmezsen, istediğin kadar köy muhtarını, köy derneğini seçtiğini bil. Tamam? Bakın basit soruları yaptırır. Vatandaşlığı yaptırır. Fakat senin hedeflerin, ideallerin yüksekse yaptırmaz. Tamam? Ne öğrendiğimizi bileceğiz. Öğrendiğimiz şeyin hangi başlık altında yer aldığını bileceğiz. Tamam? Haydi arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum.